27 Ekim pazar günündeyiz efendim. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ankara stüdyolarından herkese iyi pazarlar. iyi hafta sonları diliyoruz. E, ortak Akıl'dan yine devraldık. Sevgili Türker Akıncı ve Hüseyin Gülerciye teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Evet, sevgili seyirciler, e, Türkiye e, hakikaten özellikle dış siyaset konusunda son derece hareketli günlerden geçiyor. E, dış siyasetin iç siyasete yansımalarını da bu hafta şahitlik ettik. E, bugün sabah kalktık. E, şöyle bir gündem var e, dünyada. Onu da hemen sizlerle paylaşalım. Süremizden dolayı hemen konuğuma döneceğim çünkü. E, IŞİD lideri, DH lideri e, terörist Bağdadi'nin e, İdlib'de öldürüldüğüne dair bir bilgi. Henüz Türk ve Amerikan üst düzey yetkilerinden bir açıklama yok. Ancak Amerika Birleşik Devletleri medyası e, sabah saatlerinden itibaren bu konu üzerinde e, duruyor. E, ve türlü türlü iddialar var ve Türkiye'nin de bu olayı bilmediğine dair e, bir takım bilgilerde e, elimize geldi en azından Twitter'dan yani sosyal medyadan bilgi alıyoruz şu anda sevgili seyirciler Dediğim gibi iç siyaseten ve dış siyaseten bugün yaklaşık bir saat boyunca sizlerle konuşacağız. Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin bizimle beraber. Zafer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Ankara'ya. Ben Ankara'da. Evet. <laughs> Bu kez Ankara videolarından izleyicilerimizle buluşuyoruz. Zafer Bey hakikaten son derece hareketli bir dönem Türkiye açısından, dış siyaset açısından. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığımız mutabakat. Önce harekatımız Barış Pınar harekatı ardından Amerika ile anlaşma ardından Rusya ile anlaşma böyle bir nefes nefese geçen bir dönemden geçtik. Şimdi de bugün iç siyasete geçmeden önce Bağdadi'nin ölümüyle ilgili yani bu da dış siyaseten çok hareketli ve çok tartışmalı bir konu olabilir. IŞİD liderinin İdlib'de öldürülmüş olması arkasında işte bir haftadan beri Amerikan istihbaratının çalıştığı gibi bir takım bilgiler var. Sizin elinize farklı bir şey gel geldi mi? Bağdadi ölmüş müdür gerçekten? Öldüyse Şimdi, ne olmuştur ve kim tarafından öldürülmüştür? Öncelikle şunu vurgulayalım. Trump aslında ilk duyurdu. Bugün dedi çok önemli haberler var dedi. Saat 16 itibariyle de herhalde açıklayacak. Kendisi Hadi. biliyorsun Twitter'dan böyle şeyleri duyurmayı, ilan etmeyi çok seviyor. Ee, Irak ve İran yetkili makamları da bu bilgiyi doğruluyor. Yani Bağdadi'nin e, İdlib'in bir köyünde e, ele geçirildiğini, daha doğrusu ölü olarak ele geçirildiğini yanında iki tane de e, karısı, karısı olduğu, şamdanlarını patlatarak, patlattığı evet, patlattığı söyleniyor. Yani e, onu da söyleyelim izleyeceğimize. Yani kendisini e, yani kendisi intihar etti. Yakalanmamak için e, deniyor. böyle bir yöntem izlediği söyleniyor. Bence çok önemli bir gelişme. Ya şimdi tabi şöyle bakın, e, işte işit böyle anlatılıyor ama Trump'ın kendi ifadesi var. Ne dedi? İşit dedi. Obama kurdurdu dedi. Hillary Clinton'la beraber dedi. İkisinin kurdurduğu bir örgüt dedi. Yani Trump aslında bu süreçte çok ciddi itiraflarda bulundu. Dünya tarihinin son 20-30 yılında damgasını vuran birçok olaya gerekçe gösterdikleri şeylerin aslında bir kurmaca olduğunu itiraf etti. Mesela ne dedi? Bizlere de Irak'a girdik kimyasal silah var diye ama aslında bu bir yalandı dedi. Yalandı Daha önce bunu İngilizler de itiraf etmişlerdi. E onlar yalan olduğunu itiraf ediyor ama Irak'ta 1 milyon Müslüman katledildi. E ne için? İşte oranın petrolü için. E Suriye'ye niye geldiler? Yine, yine petrol oranın için. petrolü ve doğalgazı için geldiler. Yani böyle bir emperyal oyunun coğrafya hani kaderdir diye bir laf var ya biz tam göbeğinde olduğumuz için bu gelişmelerden ister istemez etkileniyoruz. Şimdi Bağdadi'nin öldürülmesi e, Trump açısından çok önemli çünkü Trump e, biliyorsun Amerikan kamuoyunda e, bu Ankara mutabakatı sebebiyle Türkiye'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a çok ciddi tavizler vermek. Ee, onun karşısında gerilemekle suçlanıyor. Şimdi onlar da Amerikan kamuoyunu ne diye uyutuyorlardı yıllarca? İşte işit tehdidi var, işit tehdidi var değil mi? Evet. E şimdi o, o örgütün, o kanlı örgütün, ha YPG'yi o yüzden destek veriyoruz diyorlardı. O kanlı örgütün bir numaralı isminin öldürüldüğü, etkisiz hale getirildiği bilgisi var. Trump bunu herhalde iç kamuoyunda e, bir şekilde kendisine tahvil etmek için, e, destek bulmak için kullanacaktır. Ama tabii yine de e, saat 16'yı beklemekte fayda var. Fakat bir kez daha altını çizelim. Çünkü Trump sağ gösterip sol vurabilir. Ha o da olabiliyor. Yani o ne da yaptığı olabiliyor. Belli olmayan bir liderden Şimdi bahsediyoruz. Şimdi bazı görüntüler de var arkadaşlar veriyor sanıyorum bunlar o bölgeden görüntüler. Yani e, operasyon sonrası olduğu iddia edilen e, evet. yine altını çizelim sosyal medya destekli e, bu görüntüler. E, henüz Yani çünkü doğrula doğruluğun teyit edilmesi gerekiyor. Evet yani bir teyide muhtaç. Başka bir takım görüntüler de vardı ama siz dediniz ki bu görüntüler mesela daha önceki görüntüler. Tabii Tabii onlar operasyon sırasında YPG'lilerin kazdığı tünelin bizim sihalar e, SİHA'lar tarafından patlatıldığı görüntülerde. Ya korkunç bir bilgi kirliliği var. Tabii şimdi sosyal medya çağındayız. İnsanlar orada gördükleri her şeyi çok sorgusuz sualsiz doğru kabul ediyorlar ama işte evet. e, yayın öncesinde bir sene hani seninle izlerken onu tespit ettik. Hani bu e, görüntüyü Geçen hafta ben bu görüntüyü kullandım dedim. Tabii tabii biz geçen hafta hı hı. bir programda o görüntüyü kullandık. Hı hı. Şimdi ee, burada Bağdadi'nin öldürülmesinin şöyle bir önemini biraz konuşalım e, Zafer Bey. E, şimdi birkaç tweet'te gördük dedi denmiş ki eee yerinin istihbaratı Türkiye'den mi gitti? Şimdi buradaki kritik nokta nedir? İstihbarat e, istihbarat nereden gitmiştir? Türkiye'den gitmesinin e, sorun yaratan tarafı neresidir? Eee İdlib hemen burnumuzun dibi 130 kilometrelik bir sınırda yani 5 kilometrede herhalde Hatay'dan içeride bir yerden bahsediyoruz. E, neden bu tweetler atılmaya başlandı? Şimdi şöyle söylemek lazım. Yani hani e, bir ülkede öyle bir insan tipi dünyanın hiçbir yerinde zannediyorum yoktur. Bizde öyle bir insan tipi var ki kendi ülkesinin menfaatine olan bir şey de olsa ya da kendi ülkesiyle hiç alakası olmayan bir şey de olsa niye ise bir şekilde dönüp dönüştürüp onu sizin bir suçunuzmuş gibi yani Türkiye'nin bir suçuymuş gibi Kamuoyuna lanse etmeye çalışıyorlar. Tam da senin söylediğin noktada sabah bu haber geldi. İşte İdlib'de olması, Türkiye sınırına yakın bir köyde olduğu iddia ediliyor. Daha henüz net değil. Hemen şu tezviratı yaymaya başladılar. Dediler ki istihbarat Türkiye verdi. Buradan şuraya varmaya çalışıyorlar. Ha demek ki Eşit liderinin yerini Türkiye biliyordu. Daha sonraki aşamada hangi Koruyordu, mesajı diyecekler. veriyorlar? Koruyordu diyecekler. Bunu ne zamandan beri yapıyorlar? Ta MIT krizinden beri yapıyorlar. MIT tırları skandalı var ya FETÖ'nün imza attı. O Firari Can Dündar'ın başını çektiği şimdi kaçtı gitti. Buradaki amaç ne? Türkiye'yi terör örgütleriyle birlikte yol yürüyen bir ülke olarak dünyaya göstermek. Ya bilinçaltlarında hep bu, bu var hmm. ama o kadar komikler ki. ...dakikasında kendi kendilerini yalanlamak zorunda kalıyorlar... ...şimdi ismini vermeyelim... ...bir tane hanımefendi tweet atmış... ...acaba hani istihbaratı Türkiye'ye verdiyse... ...hıh diye... Yani Nevşin Mevgünün, evet. ...söyleyelim sakınca yok... Ha. Ee, ama, ...ama arkasından Newsweek diyor ha. ki... ...Türkiye'nin haberi yok... ...evet yani Amerikan kaynakları... ...Newsweek'in Amerikan kaynaklarından edindiği bilgiye göre... ...hemen onlar Allah'tan böyle bir haber geçtiler... Ee, ...yani Amerika'nın Bağdadi'ye yaptığı bu operasyonu... ...Türkiye'ye haber vermeden gerçekleştirdiğini... ...yayınladılar arkasından Ragıp Soylu sanıyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde gazetecilik yapıyor. O da benzer bir haber geçti. Sonrasında bu tweet'i atan arkadaş hemen bir düzeltme tweet'i atmış. Diyor ki ha demek ki diyor böyle değilmiş. İyi ama sadece o değil. Yani onun üzerinden gitmeyelim. Böyle sosyal medyada binlerce tweet var. Yani adamlar bir şekilde vatandaşı oldukları bu ülkeyi kadınlar da diyelim, sadece adamlar demeyelim. Bu insanlar yani vatandaş oldukları bu ülkeyi dünya kamuoyuna niye böyle lanse etmeye çalışıyorlar? Bu nasıl bir psikolojidir? Nereye varmaya çalışıyorlar? Ya gerçekten bence artık bu psikolojinin inceleme, inceleme alanına girmesi gereken bir durum. Yani düşünebiliyor musunuz ya Amerika Türkiye'ye haber vermeden bir operasyon yapıyor. Bunlar bunu kendi ülkeleriyle ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Evet. Şimdi Zafer Şahin, IŞİD lideri Bağdadi eğer ölmüşse veya öldürülmüşse ya da kendisine öldürmüşse. Şimdi hep şu söyleniyor. İdlib bir küçük Afganistan olmasın. İdlib yabancı teröristlerin çok nokta olduğu, kümelendiği bir yer. Ee, IŞİD'in beli kırılır mı yani ciddi bir oranda e, bu noktada rahatlar mı e, Türkiye'de Şimdi, Suriye'de İdlib ile e, ilgili e, çok böyle yalan yanlış bilgilerle ortalığı karıştırıyorlar kimileri diyor ki televizyon ekranlarına çıkıyor İdlib'de milyonlarca terörist var diyor hatta onlar terörist Milyonlarca de diyor cihatçı diyorlar yani onların böyle bir e, korkusu var ya zaten İdlib'in bir nüfusu, nüfusu ne? Ben yani kendim <laughs> beraber katıldığımız bir televizyon programında bir gazetecinin ağzından 4 milyon orada eli silahlı adam olduğu gibi bir cümle duydum. Ya kendisine şu soruyu yönelttim. Ya Çin ordusunun sayısı kaç? Çin ordusunda kaç asker var biliyor musun diye? Ya sonuç itibariyle bunların tamamı e, altı doldurulamayan iddialar. Bu şunu da vurgulayalım Pınar. İşi de karşı Türk dünyada tek kararlı mücadeleyi yapan, sahada mücadelenin ülke de Türkiye'dir. Biz Fırat Kalkın operasyonunda yanlış hatırlamıyorsam 4000'e yakın IŞİD militanını etkisiz hale getirdik. Bunun dışında hani IŞİD'le savaştığını iddia eden hani YPG'yi böyle kamuoyuna pompalıyorlar ya işte bunlar kahramanlar IŞİD'le mücadele ediyorlar. Gerçekten böyle bir örgüt kaldı mı? Gerçekten bu YPG IŞİD'le savaştı mı? Yoksa biz hani o hatırlar mısın şimdi izleyicilerimiz de hatırlarlar. Boğaz kesme videoları vardı. Hatırlıyor musun? Kalp yemeği hatırlıyorum ben ha. mesela. Boğaz kesme. Sonra bunlar ortaya çıktı ki bunların hepsi mizansen. bir stüdyo ortamında şu an bizim bulunduğumuz yer gibi. Korkunç i̇şte e, gelişmiş teknoloji imkanları da kullanılarak sözde e, adamların boğazlarını Müzikle, kesiyorlardı. Arka planda. İşit işte dünyaya böyle tanıtıldı böyle bir örgütün varlığından ya tamamen bir kurgu bir Hollywood prodüksiyonu gibi. E sonra Trump ne dedi? Ya dedi bunu dedi zaten Obama kurdurdu. Obama niye kurduruyor Amerikan başkanı olarak? Amerikan çıkarlarını e, sağlamak için kurduruyor. Yani dolayısıyla bugün Bağdadi öldürüldü mü öldürülmedi mi? Ben şu noktadayım. Sadece Amerikan iç kamuoyunda Trump'ın elini rahatlatmak için kullanılabilecek bir argüman olabilir. Zaten bölgede bir işit tehdidi falan kalmadı. Bu tehlikeyi ortadan kaldıran da Türkiye oldu. Ha ne diyorlar? İşte bunun tabii alt metninde şu da var. Türkiye son operasyonu yaptıktan sonra hani YPG adlı terör örgütü geri çekilmek zorunda kaldı. Onlar kendilerini ne diye savunmaya çalışıyorlar? Biz gidersek işit yeniden hortlar değil mi? Şimdi kamuoyunda şöyle bir korku da oldu. O IŞİD'liler Türkiye'ye gelecek. Ya bu o da... IŞİD'liler ne ha? olacak gibi bir takım e, sorular da soruldu. Hayır bakın işte bu da operasyon başlar başlamaz bu konuyu ısıtıp gündeme getirdiler. Ya orada Mehmetçik bir mücadele veriyor. Kanıyla canıyla e, terörü 32 kilometre aşağı süpürmeye çalışıyor. Bunların hiçbir önemi yok. Biz ne konuştuk? binlerce eşitli Türkiye'ye ya nasıl gelecek ya biz zaten bunları süpürmüşüz. Yani e, Fırat Kalkanı, Alkasından Zeytin Dalı harekatı bu üçüncü operasyonla ne eşit bırakmışız sınırlarımızın dibinde ne YPG bırakmışız. Bunlar bunu tartıştılar. Yani maalesef bunların kamuoyuna aktarılması noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi şunu vurgulamak lazım. 2016 yılında yani Fırat Kalkanı'nı biz Ağustos 2016'da yaptık darbeden sadece 39 gün sonra. Evet. Ee, bu çok önemliydi. Tamam. Zaten 15 Temmuz'un yapılma sebeplerinden biri de Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmesini engellemekti. Dertleri buydu. Peki 2016 Ağustos'unda bizim sınırlarımızda durum neydi biliyor musun? Bizim iki tane komşumuz vardı orada. Maalesef biri IŞİD'di biri YPG'ydi. Biz iki terör örgütüyle orada komşu olmuş durumdaydık. Hani diyorlar ya bize ne işimiz var Suriye'de? Ya işte biz Suriye'ye bu terör belasını def etmek için girdik. Ve şunu da vurgulamak lazım İnşallah bir daha olmaz. Bakın biz o Fırat Kalkın Harekatı'nı yaptıktan sonra arkasından Zeytin Dalı'nı yaptıktan sonra bir ara hatırlıyor musun Türkiye'de büyük şehirlerde sürekli bombalı eylemler oluyordu. Evet. Yani Her niye? Hafta Her hafta neredeyse bizi neredeyse. terörle terbiye etmeye çalışıyorlardı. Evet. Ama biz bataklığı kurutma yolunu seçtik. Sivrisineklerle mücadele değil bataklığı kuruttuk. O sebeple o bombalı eylemler durdu. Yani evet. bunu da unutmamak gerekiyor. Ha ben dediğim gibi bu noktada bu olayın e, tamamen... Trump'ın lehine gelişecek bir süreç olduğu karar Tabii şöyle etkileri de olabilir. Ya işte eşit tehlike ortada, tehlikesi ortadan kalktı. Bu sefer YPG'ye YPG işte nasıl y... destek olacak? Nasıl Çünkü olacaklar? Duran yani bugün Trump'ın açıklamasını beklemek gerekiyor. Ne olacak göreceğiz. Peki. Ama herkes şunu iyi bilsin. Yani bunlar proje terör örgütleri. İşidi, YPG'si. Evet. Bunlar emperyal güçlerin, batı emperyalizminin, Orta masum halklarının olması gereken Zengin enerji kaynaklarına hani tabiri caizse çökmek için hı hı. bizzat oluşturdukları, hı hı. paralı askerlerle kurdukları hı hı. E, ve vekalet savaşları yürüterekten e, burada insanları katlederken bu bölgenin zenginliklerini e, elde ettikleri Zaten elde etmek Trump, için kullandıkları Trump aparatlar, YPG'ye teröristleri e, herhalde petrol kuruyularını koruyun diye aşağıda ya, bir talimatı bile var. Pınar, şimdi yani, hani bu konudan çıkamıyoruz ama Trump biz siyasete gideyim. Ama şunu yavaş, da söyleyelim. Trump'ın o açıklamasını bu bölgede, özellikle bizim ülkemizde yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımız da iyi analiz etsin. Ne dediler? Onları hatırlarsın Akdeniz'e açılan bir terör devleti e, vaadiyle kandırmışlardı. E, YPG adlı terör örgütü de bu yüzden sahneye sürülmüştü. Ne oldu? Türkiye'nin karşısında duramayacaklarını anlayınca birdenbire şu söylemi geliştirdiler. Biz size koruduk ama bizim için savaştınız ama biz de size para verdik, değil mi? Tabii. Sonra Amerikan Savunma Bakanı ne dedi? Biz dedi NATO müttefikimizle sizin için savaşacak değiliz Değil dedi. Istedim. En sonra dediler petrolü garanti altına aldık. Demek ki orada o kandırılarak daha çıkartılan örgüt saflarına zorla katılmaya mecbur bırakılan o Kürt çocuklarının, Kürt gençlerinin hayatının hiçbir önemi yokmuş. E bunu Türkiye yıllardır söylüyor zaten size. Bütün bu coğrafya yıllardır söylüyor. Türkiye'den başka bu coğrafyada Kürtlerin bir dostu yok. İşte gelenler de dost olduklarını iddia edenler de görüyoruz. Ne için geldiklerini itiraf ediyorlar petrol için petrol için çok net bir şekilde söylüyor. Şimdi oradan tam aslında e, paralel gideceğiz. Kürt vatandaşlarımız ve dünyaya tabi servis edilen işte Türkiye Kürtlere savaş ilan ediyor. Türkiye Kürtlerle savaşıyor gibi bir takım söylemler. Ve HDP'li Pervin Buldan'ın sözleri aslında yani biz dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. işte devamlı işte biz bir terör koridoruyla başa çıkmaya çalışıyoruz. Teröristlerle savaşıyoruz sözünü belki bir nebze anlatabildik. Ama HDP'li Pervin Buldan diyor ki... Türkiye'nin demokratikleşmesi için biz çok büyük bir ittifak kurmuştuk. Ee, İstanbul başta olmak üzere birçok yerde aday göstermedik. Bugün yaşananlara ses çıkarmayanlar e, işte bu Kürt onların düşüncesi Türkiye Kürtlere bir e, savaş açıyor. Bizden cevabını mutlaka alacaklardır e, söylemi var. Ve e, üç gündür meclise gitmiyor HDP e, durumu boykot ediyor. E, hatta bir takım söylemler var e, mecliste. Herkes savaş tam tamtamları çalıyor gibi bir takım söylemler. Şimdi Türkiye'de legal bir parti HDP. Dördüncü parti kim ne derse desin tartışılıyor işte HDP şöyle kapatılsın böyle kapatılsın. Sonuç itibariyle var. Ve dördüncü parti. Şimdi... Nasıl değerlendiriyorsunuz bu sözleri? CHP'ye bir tehdit var. Büyükşehir Belediye Başkanı'na tehdit var. E, Pervin Buldan ne demek istedi? E, biraz iç siyaset etkisini konuşalım bu e, Barış Pınar harekatının. Şimdi o kadar enteresan ki biz seçim dönemi bunu söylediğimizde televizyon ekranlarında e, büyük linçlere maruz kaldık. Yani bakın terörle arasına mesafe koyamayan bir siyasi partiyle yol yürümeyin, ittifak kurmayın diye. Önce şunu söylediler Pınar. Bizim kesinlikle bir ittifakımız yok. Öyle dedi, Önce de. bunu söylediler. Evet. Sonra dediler ki siz bütün Kürtleri terörist ilan ediyorsunuz. Halbuki hiç böyle bir şey yok. Evet. Biz hep şunu söyledik. E, ya bu partinin üst yönetimi bizzat Kandil'den talimat alıyor. Yarın öbür gün siz bu ittifakta bir sonuç alırsanız Türkiye'deki belediyeler Kandil'in öyle ya da böyle etkisine maruz kalabilir ve bu bir güvenlik sorundur. Hani beka beka deniliyordu ya onlar da alay ediyorlardı. Ne bekası kardeşim? Siz kendi bekanızı düşünüyorsunuz diyorlardı. Şimdi gelinen noktada e, keşke biz haklı çıkmasaydık. Biz Allah'a şükür bunu 6 ay önce söyledik. Yani ki, bu işin buraya bir geleceği belliydi. Ha, diyor. Oraya Şimdi evet. Konuyu... Büyük bir ittifak kurmuştuk diyor. Burada CHP üst yönetiminin bir açıklama yapması lazım. Hani burada bir ittifak Hani ittifak hangi... yoktu. Evet. Şimdi vakit olsa da keşke ben şuradan çıkarsam. Bizim bu partiyle ittifakımız yok diye belki 10 tane CHP yöneticisinin açıklaması vardır. Biz kimseyle ittifak yapmıyoruz diye. Değil mi? Evet. Sadece Millet ittifakı diyorlardı. Evet. Şimdi Pervin Buldan aslında bunu şunu söylüyor açıklamasında. İstanbul'u diyor özellikle İstanbul'u bizim sayemizde aldınız diyor. Bakın 712 bin oyu var HDP'nin İstanbul'da. Evet. Evet. Şimdi Ankara'yı bizim sayemizde aldınız diyor. Adana'yı. Antalya'yı... Hatta İzmir'i... İzmir'de gerçi ihtiyacı yok CHP'nin... CHP'nin orada köyü almaya yeterdi HDP ama bütün orada da... Kürt vatandaşları kendi himayesinde kendisi, zannediyor. Bütün Kürtlerin oyunun Öyle kendisi zannediyor. tarafından... E, yönlendirildiği iddiasında... E, ve diyor ki bizim... Eğer biz aday çıkartsaydık buralarda diyor... Siz diyor bu büyük şehirleri alamazdınız diyor. Bu söylediği doğru. Ben İzmir hariç bu söylediğinin altına imza atarım. Hmm. Yani eğer HDP'nin desteği olmasaydı... İstanbul başta olmak üzere... Ya bakın Ankara... Ankara'da şey diyoruz değil mi? Ya Ankara'da da 300 bin tane şey var. Ankara'da az denir. Hani 300 İstanbul'da bin HDP oyu var seçime son seçime fazladır. göre. Tam rakam hatırlamıyorum ama ya hepsinde blok halinde kendilerine Millet İttifakı adı verilen partilerin oluşturduğu ittifakın adaylarını destekledi HDP. Ve aday da çıkartmadılar. Aday çıkartsalar çok farklı tablolar söz konusu olabilirdi. E şimdi e, bunlar sizden ne bekliyor? Bakın işte beka, beka olayı bu zaten. Beka olayı sizin HDP'lileri belediyeye almanız falan değil. Oradaki mevzu istihdam falan değil. İşte böyle Türkiye'nin güvenlik meselelerinde tıpkı bu operasyonda olduğu gibi siz diyor ana muhalefet partisi olarak yani CHP yani İyi Parti siz diyor bu tip meselelerde Türkiye'nin önceliklerini dikkate almayacaksınız. Benim önceliklerim dikkate alacaksınız diyor. Pervin Buldan bunu söylüyor. Sizi biz var ettik demeye getiriyor. Peki, yani ne de hazin de bir tablo. Bunun cevabını mutlaka alacaklardır diyor. Ben Şimdi alacak önümüzde bir seçim yok. Bir seçim yok. Yani bu bu mesaj nereye çekilir? Yani nedir cevabı? Yani Vallahi, seçim geldiği bu, zaman biz sizin arkanızda durmayacağız bu mı? Bu bir demektir. ön uyarıdır. Hmm. Bu bir ön uyarıdır. Eğer bundan sonra izleyeceğiniz, takip edeceğiniz politikalarda siz... Yine Türkiye'nin menfaatleri noktasında bu operasyonan yani tezkereye evet dendi ya bunların evet. derdi o. Tezkereye aha gerçi Kemal Bey de dedi ki içimiz yana yana evet, e, evet diyoruz dedi. Evet. Ama Kemal Bey ve CHP tabii ki bu tezkereye evet diyecekler. Bunu demeye mecburlar. Siz her fırsatta sabah akşam çıkıp biz Atatürk'ün partisiyiz, biz Cumhuriyeti kuran partiyiz diyeceksiniz. Sonra Cumhuriyet'te sorunu olan bir terör örgütünün uzantısı siyasi partinin istediği şekilde davranacaksınız. Ya bu hayatın olağan akışına aykırı böyle bir şey olmaz. Kemal Bey o yüzden diyor içim yana yana diyor. Niye? Bunu demek zorunda çünkü bir ittifak var. Adı konmamış bir ittifak var. Şimdi çıkıp havasını atıyorsunuz. 30 yıl sonra bir sürü büyük şehir aldık değil mi? Türkiye'nin %60'ını yönetiyoruz. Bir de böyle bir sakat bir söylem var. Yani sanki o aldıkları belediyelerde başka bir yönetim şekli varmış gibi. Bir de bunu söylüyorlar. Şimdi onlar da diyor ki HDP'liler bundan sonraki süreçte eğer diyor siz başka bir dönüm noktasında yine böyle davranırsanız Aba altından sopa gösteriyorlar. E şimdi bunun muhasebesini de bu partiler yapmak zorunda. Hı. Zaten İyi Parti de demedi mi mecliste bir HDP grup başkan vekili İyi Parti siz bizim sayemizde orada oturuyorsunuz demedi mi? Dedi. Ya şimdi Türkiye'de İyi Parti 6 küsür milyon oy almış. CHP 15 milyonu yakın oyu var. Ya arkadaş koca koca partilersiniz. Yani değer miydi iki tane üç tane belediye almak için terörle arasına mesafe koyamayan bir siyasi partinin bu sözlerine muhatap olmak, bu tehditlerine muhatap olmak? Ha şu da var e, CHP içerisinde Sezgin Tanrıkulu gibi isimler de aynı noktada. Yani bir de Tabii, olayın bu boyutu var. Sezgin Tanrıkulu bir savaş. Mehmet Bekeroğlu savaş, da o noktada. Mehmet Bekeroğlu da Sezgin Tanrıkulu da e, bu savaşı durdurun ifadesini kullanmıştı. E, CHP'den yani tabandan e, çok sayıda telefon, çok sayıda e, fax gitmiş genel merkeze e, Sezgin Tanrı gerekli cevabı verin. Çünkü CHP tabanı sanıyorum bu Barış Pınar harekatının %75 oranında bir destek e, veren e, noktada. Pınar madem bu konuya girdin sana bir rakam vereyim. E, bir kamu kurumunun yaptırdığı bir araştırma ismini vermeyelim. O araştırmaya göre CHP seçmeninin %72'si operasyona destek veriyor. Bu çok önemli bir rakam. Daha enteresanı HDP seçmeninin de yüzde 35'i bu operasyona destek veriyor. Bence en yani, enteresanı o orada. Yani, anda... Şimdi hani HDP'ye oy veren her vatandaşı biz aa bunlar HDP üst yönetim gibi düşünüyor. Böyle bir şey yok. Ya insanlar tabii ki özgürce bu ülkede istedikleri partiye oy verebilirler. Ama artık HDP üst yönetiminin de 7 Haziran seçimlerini hatırlayalım 2015'i. O zaman yüzde 13 oy almıştı HDP. İddiaları neydi? Türkiye Partisi olmaktı değil mi? E siz bir terör örgütünün sözcülüğünü yaparak mı Türkiye Partisi olacaksınız? Yani bakın Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği Türkiye'nin ee, sondaj yapmasını engellemek için bir karar alıyor. Böyle bir karar açıklıyorlar, hadsiz bir karar. Meclisteki bütün siyasi partiler toplanıyor, bunu protesto ediyor. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti. HDP orada yok. Yine geçen hafta, bu hafta içerisinde Avrupa Parlamentosu'nun operasyonla ilgili yine hadsiz bir kararı var. E siz burada da yoksunuz. Tersine bunların Garo Payland diye bir milletvekili var. Evet. Adam dünyayı dolaşıyor. Bu ülkeden maaş alıyor. Türkiye'yi her yere şikayet ediyor. Gidiyor Türkiye'yi e, savaş suçu işlemekle itham ediyor. Böyle açıklamalar. E şimdi nasıl Türkiye Partisi olacaksınız? HDP tabanı dahi artık sizin bu söylemlerinizden rahatsız. Ben bu %35'i buna yoruyorum. Hani o sen sordun ya program başında iç siyasete yansıması. Evet. İç siyasete yansıması işte böyle olacak. Yani her parti kendisine artık bir çeki düzen vermek zorunda. Yani CHP bütün politikalarında acaba HDP buna ne der diye düşünerek diye hareket etmek zorunda hı hı. kalıyor. Hı hı. Olmuyor. E İyi Parti'ye bakıyorsunuz iki arada bir derede kalmış. HDP yönetimi için bile bu söz konusu. Operasyon nasıl ki dış dünyada bütün ülkelerin pozisyonunu değiştirdiyse herkes pozisyonunu değiştirdi operasyondan sonra. Rusyası, Amerikası, Fransası İç siyasette de bütün siyasi partiler bundan sonraki süreçte almış oldukları, takındıkları pozisyonu değiştirecekler. Bunun iç siyasete yansımalarının bence ilk e, adımıdır bu açıklama. Pervin Bulda'nın e açıklaması. Tabii. Şimdi e, geçtiğimiz hafta e, ana muhalefet lideri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Trump'ın mektubunu okudu. Bu da e, çok tepki çekti e, Türkiye'nin bir kesiminde. AK Parti kanadı da buna çok kızdı. MHP kanadı da çok kızdı. E, kamuoyunda tepkiler de vardı. Bir kesim de doğru yaptı diyor. Ana muhalefet, ana muhalefette bunları e, evet kullanacak diyor. Olayı biraz açalım. E, ana muhalefet dizinin e, Trump'ın o e, küstah mektubunu e, okuyor olmasının zararı ne? Okumasaydı neden diyoruz? Ya şimdi şöyle maalesef Türkiye'de belli bir sosyoloji zehirlendi. Nasıl zehirlendi biliyor musun? Bu 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra FETÖ'nün servis ettiği o kurmaca ses kayıtları vardı ya. Evet. O ses kayıtlarında da maalesef Kemal Bey bir kısmını Meclis kürsüsünden okumuştu. Evet, hatırlıyorum. Hı -hı. Şimdi bunlar kimin tezleriydi? FETÖ'nün tezleriydi. Evet. Yani FETÖ kim? FETÖ öyle aslında çok anlam yüklenmesi gereken bir yapılanma değil ama FETÖ FETÖ'nün arkasındaki güç Bizzat derin Amerika. Yani başka bir şey değil. Hı hı. E şimdi siz hatırlar mısın orada e, dönemin başbakanının, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın, e, Dışişleri Bakanı'nın katıldığı son derece kritik bir toplantıyı kaydetmişlerdi bir şekilde. Devlete zehirli bir sarmaşık gibi sardıkları için. Ve o onu dahi servis etmişlerdi. Türkiye'nin yapacağı ve sınır otoritesi harekatla ilgili şeyi bile servis etmişlerdi. E MİT'tir'ları konuştuk. E, onu sanki Türkiye'yi terör örgütlerine silah yardımında bulunan bir ülke gibi lanse etmek ve sonrasında Türkiye'yi savaş suçu işlemekle suçlamak için bu kumpasları kuruyorlardı. Şimdi o günden bugüne geldik. O tapılan okuyan Kemal Bey maalesef şimdi bir taraftan şunu söylüyor CHP'liler. Ben onu da takdir ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na kimse böyle bir mektup yazamaz diyor. Evet yazamaz. Ben Sözcü'nün manşetini hatırlıyorum. Ee, Sözcü gazetesi bir mektup yazmış. Kimse e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na e, böyle hadsiz bir mektup yazamaz diyor. Evet. Onlar da kendileri bir mektup yazmışlar. Sözcü gazetesi muhalif bir medya. Gayet güzel bu evet. takdire şayan bir davranış. E, peki madem bu kadar rahatsızsınız o zaman siz Cumhurbaşkanı'nın Amerika seyahati öncesinde 13 Kasım'da Amerika'ya gidiyor evet. Cumhurbaşkanı. Evet. Neden onu ana muhalefet partisi olarak itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz? O mektubu okuyor Kemal Bey, İçeridekiler de alkışlıyor. Evet. Ya orada Amerikan başkanının yaptırımla tehdit ettiği, diz çöktürmeye çalıştığı ülke Türkiye. Yani seni, beni hedef alıyor aslında. Hepimizi hedef alıyor. Yani bu ülke eğer e, bazı yaptırımlarla ekonomik açıdan bir darboğaza girerse, siyasi istikrarsızlığa kapılırsa bundan kim zarar görecek hani o alkışçı o alkışlayanlar da zarar çok, görecek çok imkan yani Ama hakikaten çok an, anlaşılması zor işte bir hani o İşte hani punar şeyi sosyolojiyi zehirlediler işte bunu da zehirlediler yani bir Recep Tayyip Erdoğan antipatisiyle Türkiye'nin milli olan bütün meselelerini birbirinden ayırt edemiyorlar. Ya burada hedef Türkiye, hedef sen ben bu noktada değiller. Ha ne nasıl düşünüyor düz mantık? Evet burada Trump'ın mektubu Erdoğan'ı zora sokar. Erdoğan'ı itibarsızlaştırır. Ben bunu alkışlayayım. E ama Erdoğan kim? Erdoğan sen kabul etsen de etmesen de bu ülkede %52 oyla Cumhurbaşkanı seçilmiş, siyasi iradeyi temsil ediyor. E seni dış dünyada temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek 13 Kasım'da. Belki çok önemli sonuçları olan bir zirve olacak bu. Evet. Ama oraya nasıl gönderiyorsun sen? İçeride ana muhalefet partisinin bir şekilde itibarsızlaştırmaya çalıştığı hı hı. E, Amerikan tezlerinin dolaylı ya da doğrudan desteklenmesine yol açabilecek Neden bir şekilde. Neden cevap vermedi diyor Cumhuriyet Halk Partisi? Neden Trump'ın bu mektubunu geri iade etselerdi dediler. Hatta şöyle bir iddia da var. 13 Kasım'da o mektubu Sayın Erdoğan Trump'a verebilir, Zaten iade edebilir. Cumhurbaşkanı açıkladı onu. Evet, evet. Gereken cevabı vereceğini de açıkladı. Ya şimdi Pınar şöyle şimdi oradan yürüyorlar. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi ya da işte hani e, cevap verilmeliydi denmişti zamanında. Zaten 13 Kasım'da da bir önemli görüşme var. Ya şimdi şöyle bu bir CHP eleştirisi değil. CHP 60 küsür yıldır iktidar olmadığı ve devleti yönetmediği için devlet yönetme reflekslerinden biraz uzaklaşmış bir parti. Şimdi tarihten örnek veriyorlar. Diyorlar ki 1964'te de Johnson mektubu gelmişti. Evet. Rahmetli İsmet ismetliğine onlara yeni bir dünya kurulur." Türkiye'de oradaki yerini alır cevabını vermişti. Güzel, bence de takdire şayan bir cevap. Ama e, maalesef tarihi anlamda bir hata var orada. Şimdi rahmetli İnönü o sözü Cansın mektubu gelmeden 6 ay önce söylüyor. O zaman yine bizim Kıbrıs'a müdahalemiz söz konusu. Dönem ve şartlar birbirine o kadar çok benziyor ki Pınar. Kıbrıs'ta bir zulüm var. Orada soydaşlarımıza Rumların gerçekleştirdiği hatta katliama varan bir zulüm söz konusu. E, İnönü böyle bir açıklama yapıyor. Türkiye müdahale etme niyetini gösteriyor. Johnson'ın mektubu geliyor. Sakın ha diyor Kıbrıs'a çıkmayın diyor. 5 Haziran'da geliyor bu mektup. Hiçbir cevap yok. 21 Haziran'da İnönü Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Kamuoyu o mektubu bilmiyor. Ha. Kamuoyu o mektubu ne zaman öğreniyor biliyor musun? Bir yıl 7 ay sonra 1966'da öğreniyor. Ama bu, bu bugün bize şöyle Johnson'ın mektubu gelmiş. İnönü de onlara demiş ki hadi oradan işte yeni hadi bir dünya kurulur. olarak Ha. Ee, bir şeylik var, farklılık var. Ya tabii o mektup bir yıl yedi ay sonra 1966'da Metin Toker dönemin önemli gazetecilerinden biri onun bir röportajıyla ortaya çıkıyor. Ha İnönü o cevabı iyi ki vermiş. Tarihe geçen bir cevap. Türkiye'nin evet gerçekten itibara açısından önemli bir cevap. Ama ne olmuş bunlar? 1964'te müdahale edeceğin Kıbrıs'a ancak 10 yıl sonra müdahale 74'te. etmişsin. 74'te müdahale etmişsin. Ve ne olmuş? Amerika sana yine ambargo koymuş. Kıbrıs'a çıktık diye evet. hani o meşhur bizler hatırlamıyoruz ama sonlarına yetiştik belki e, meşhur tüp gaz kuyrukları yağ kuyrukları şeker kuyrukları onun sebebi Kıbrıs'a yaptığım müdahaleydi silah ambargosu Türkiye. ne mutlu bize ki bugün yine bize silah vermiyorlar. Ama biz savunma sanayinde Barış Pınarı Harekatı'na şu Norveç şunu silah satışını ha. durduruyorum. Fransa dedi ki askıya Finlandiya alıyorum. Kadar Alman, ya, Finlandiya kadar Finlandiya Amerika yaptırım yapacağım dedi ama Türkiye bu kez yine aynen Kıbrıs'taki yani, gibi dik durdu. Ne mutlu bize ki şu an onların yaptırım tehditlerini de boşa çıkartabiliyoruz. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bu bir kulis bilgisidir. Kaynak belirtemeyeceğim. Şimdi 13 Ağustos 2018. Hatırla Türkiye'nin Kur üzerinden ekonomisinin çökertilmeye çalışıldığı gün. Evet. O gün ne oldu? Onlara Trump yine kadar, bir tweet attı. Taraf. Trump tweet attı dedi 78. ki Türk lirası güçlü dolarımız karşısında eriyecek dedi. Evet. Yani resmen Türk ekonomisinde hedef aldı. Şimdi o zamanki beklenti şuydu. Dolar 10 lira olacak. 10 lira olacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki halk desteği azalacak. İnsanlar sokaklara çıkacaklar değil mi? Evet. Beklenti bu. Bu neye yol açacaktı? Bu siyasi istikrarsızlığa yol açacaktı. Eğer biz o hale gelseydik ne olacaktı? Bugün bu operasyonu yapamayacaktık. Bugün bizim sınır komşumuz yine YPG olacaktı. Belki işit olacaktı. Plan buydu. Şimdi o dediğim polis bilgisine geliyorum. 13 Ağustos 2018'de doların ateşini yükselttiler. Alınan tedbirlerle bu düştü zaman içerisinde. 31 Mart seçimlerine kadar Pınar bu aradan geçen ne kadar oluyor işte buradan 4 yani yaklaşık 10 ayda üç defa Türk ekonomisini hedef alıyorlar kur operasyonuyla. Ve bunu bazı körfez ülkeleri fonluyor bu operasyonu. Türkiye'den para çekiyorlar ve tam 15 milyar dolar para kaybediyorlar o körfez ülkeleri. Amaç ne? Türk ekonomisini çökertmek. Ya en son operasyonu 24 Mart günü yapıyorlar. Yerel seçime bir hafta kala. Tam bir hafta kala. Niye? Sandıkta Cumhur İttifakı kaybetsin diye bunu yapıyorlar. Amaç ne burada hani BK diyoruz ya ya biz orada ekonomik açıdan da bir darbe girişimine maruz kalmışız. Bir kere değil üç kere 15 milyar dolarlık operasyon çekmişler ve bunun finansmanını da iki tane körfez ülkesine yaptırıyorlar. Düşünebiliyor Hangi musun? Hangi ülkeler onlar? Artık orasına girmeyelim onu belki sonra açıklarlar. Ee, bir operasyon daha yapıyorlar onu da çok yakın tarihli. Barış Pınarı harekatı başlar başlamaz Trump'ın mektubu işe yaramıyor. Şimdi tarihlerin de altını çizelim. 6 Ekim'de... Biz o e, operasyonları hissetti mi piyasalar? Hissetti. Yani aralarda böyle bir bir takım e, oynamaların olduğu... Oynamalar oldu ama etkili olamadı. Niye onu da anlatalım. Şimdi 6 Ekim'de Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı görüşüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki ben müdahaleyi yapacağım. Evet. Trump yapma etme diyor ama sonuç yok. Bunun üzerine Trump bir mektup yazıyor. O mektup 9 Ekim'de Türkiye'ye ulaşıyor. Evet. 9 Ekim'de mektup Ankara'ya ulaştığında Ankara'nın buna verdiği cevap operasyonu başlatmak oluyor. Pınar. daha nasıl bir cevap vereceksiniz? Operasyonu başlatıyorsunuz ve çok kısa bir süre içerisinde 2000 kilometrelik bir alanı terörden temizliyorsunuz. Yine 2000'e yakın YPG militanını etkisiz hale getiriyorsunuz. Sahada Mehmetçik o cevabı veriyor. Türkiye'de veriyor o cevabı. Ne yapacaktık? Yani şimdi burada popülizm yapıp, Sayın Cumhurbaşkanı diyelim ki çıksaydı, ey Türkiye kamuoyu, Trump bana böyle bir mektup yazdı. Ben de ona hadi oradan dedim. Ya zaten amaç bu. Devlet, Amaç tabii, bu. Tabii. Bir de devlet böyle yönetilmiyor Hah. değil mi? Yani, Aynen öyle. Şimdi e, evet Amerikan Başkanı Trump e, bugüne kadarki ki başkanlardan çok farklı bir başkan ama e, yani normalde e, düşünülür, tartışılır, e, kapalı kapıları ardında bir takım şeyler vardır, kırmızı çizgiler vardır. Devlet yönetimi çok farklı bir şeydir. Yani işte bana mektup geldi hemen kamuoyuyla paylaşayım işte ben de böyle yaptım denmez. Ya İnönü de dememiş işte İnönü bir yıl yedi ay saklamış mektubu. İyi Mek iyi ki saklamış. Şimdi yönetmenim diyor ki kısa bir ara yönetmenim girelim mi araya? Aradan sonra çünkü bir takım görüntüler paylaşacağız izleyicilerimizle. Evet Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Cahin'le kısa bir aradan sonra sizinle olacağız sevgili seyirciler. Evet dışarıda güzel bir hava var izleyicilerimizden mesajlar var bizi seredenlere çok teşekkür ediyoruz gerçekten bu kadar güzel havada oturup e, önemli detaylar e, çünkü konuşuluyor e, oturup siyaset izlemek e, hakikaten çok teşekkürler izleyicilerimize şimdi Zafer Şahin e, sizin sözünüz yarım kaldı bir dolar e, spekülasyonlarından bahsediyordunuz onu isterseniz tamamlayalım bir cümleyle tamamlayıp çünkü, çünkü çok önemli. 3 tane operasyon çektiler bize. Ağustos 2018'de 31 Mart 2019 arasında son operasyonu da Barış Pınarı harekatı başladıktan sonra yapmaya çalıştılar. Yine o Körfez ülkeleri devreye sokuldu. Şimdi düşünüyorum. Bir ara dolar 5.89'lara kadar geldi ya. Gördüm evet. E, o... Operasyonun ya... ikinci günü gibiydi. Ama o ateşi çıkartamadılar. Niye biliyor musun? Çünkü artık kuru da, enflasyonu da, faizi de kendisi kontrol edebilen bir ülke haline geldik. Dolayısıyla o Trump'ın yaptırım tehditleri de bu körfez ülkelerini devreye sokularak gerçekleştirdikleri ekonomik operasyonlarla da istedikleri sonuçları alamıyorlar. Hı. Yani bir küsür yılda dört kez Türk ekonomisine darbe yapılmaya çalışıldı. O zaman bundan sonra en azından e, bu darbelere karşı da bir önlem alınmış e, noktasında. E tabi yani eğer ekonominiz şey... sağlam temellere dayanmasaydı İnan bugün ayakta kalamazdık. Evet. Ama tabii ekonomi konusunu bir dönem yine konuşmak lazım. Ya Çünkü tabii Pınar tarzda... biz şunu söylemiyoruz yanlış anlaşılmasın her şey dört Gülüşmeler. dörtlük gülüklü Günlük değil. Yani ekonomik açıdan bir takım sıkıntılar var ve hakikaten bana mesajlar geliyor. Biraz ekonomi konuşun Pınar Hanım. Ama giden, işte giden diyorlar. konuşalım da hani bu operasyonları evet. da göz ardı etmeyelim. Tabii. Yani Türkiye'de dolar durup dururken 2 lira 3 lira birden zıplıyorsa 7 liraları görüyorsa. İşte orada bir şey var demektir. Orada bir ticaret savaşı. Ki Trump Küresel da, Trump da bunu itiraf etti. Ekonomik savaşlar. Trump itiraf etti bunu. Türk ekonomisine hedef aldığını. İtiraf et. Adam açık açık söylüyor. Söyledi. Yani. Şimdi e, Zafer Bey, e, biz az önce Pervin Buldan'ın CHP'ye e, e, tehdidini söyledik. E, cevabını alırlar dedik. Şimdi bazı mesajlarda görüyorum. E, sosyal medyada da bir e, video var. E, bunu da konuşalım istiyorum. Çünkü tepkiler de var bu videoya. Arkadaşlarımızdan da rica edeceğim. Çünkü e, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul adayı e, Ekrem İmamoğlu Kemerburgaz'da bir kent e, ormanı e, açtı. Yapıyor yani biz Pervin Buldana cevap verecek mi Ekrem İmamoğlu derken e, bu video e, geldi bu video ile ilgili bir takım şeyler konuşmak lazım arkadaşlardan rica edeyim onu bir ekrana verebilir misiniz? Şimdi İmamoğlu e, CHP İstanbul e, Belediye Başkanı İmamoğlu bir e, biz kent ormanı açıyoruz dedi e, ve halka e, orma imara açmıyoruz halka orman e, açıyoruz dedi fakat Hemen bu sözlerden sonra sanıyorum bakanlıktan bir cevap geldi. Bakanlık diyor ki orası zaten ormanlık arazi, imarada açılmaz, halkındır zaten diyor. Ya ben bunu da Ekrem Bey'in kendisini hatırlatma çabası olarak görüyorum. Şimdi bir süredir kendisi gündemden düşmüştü biliyorsun. Çok öne çıkamıyordu. Önce bir Haydarpaşa sirkeci üzerinden, ihale üzerinden kendisini hatırlatmaya çalıştı. Şimdi de bununla ya bu trajiktir. Ben hakikaten kendi kendime karar alıyorum. Yen önce sana da söyledim. Hani eleştirmeyelim diyorum. Ama yani eleştirmemek inan imkansız. Ya bu kadar göz göre göre bir manipülasyon yapılamaz ya. Yani şimdi ne diyor? İşbir bize diyor. Yer tahsis etmiş diyor, değil mi? İşbirliğimiz devam edecek diyor. Ne zaman yer tahsis etmiş biliyor musun? Bu Kemal Burgaz ormanlarına. 22 Ağustos 2012'de Tarım ve Orman Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında bir protokol imzalanıyor. Bu orman e, İstanbul'da iki tane büyük şehir ormanı var. Bir tanesi bu. Belediyeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis ediliyor. Bütün çalışmalar tamamlanıyor 2018 yılı içerisinde. Bu da ikinci ve üçüncü etap çalışmaları da tamamlanmak üzereyken Ekrem Bey geliyor, belediye başkanı oluyor. Şimdi 2012 neresi? 2019 17. neresi? Bize yer tahsis etmişti ya. 2012'de kendisinin nerede olduğunu bilen yok. Yani Beylikdüzü Belediye Başkanı bile değil. Ama nasıl lanse ediyor? Bakanlık bana tahsis etmiş. Niye böyle bir açıklama yaptılar? Bir de ne diyor? İmara değil diyor. Halka açıyoruz, rantı açmıyoruz diyor. Evet. Ya zaten orayı bakanlık İstanbul halkı için e, Büyükşehir Belediyesi'ne devretmiş. Zaten orada her şey olmuş bitmiş. Sen olan biten bir şeyi sanki kendin yapıyormuşsun gibi şu an kamuoyuna bunu böyle lanse ediyorsun. Şu an hatırlamıyorum seçim çalışmasında da İstanbul'da yapımı tamamlanan bir metro hattının e, vadinde bulunmuşlardı. Marmara için zannediyorum. O Marmaray işi şöyleydi. Onda da tepki vardı. Hayır Marmara işi de şöyleydi. Bir tane vatandaş Anadolu yakasından bir şekilde Marmaray'ı kullanıp Avrupa'ya geçiyor. Diyor ki Ekrem Bey göreve başladıktan bir ay sonraydı. Ya diyor bugün ilk defa Marmaray'a bindim diyor. Ekrem Başkan teşekkür ediyorum çok güzel bir hizmet diyor. Yani Boğaz'ın iki yakasını denizin altından birleştiren o dev tarihi projenin bir ayda Ekrem Bey tarafından yapıldığını düşünüyor. E şimdi aslında Ekrem Bey bunları yapıyor, bunları satın almaya, inanmaya hazır bir sosyoloji var. Ayşş. O da bunlarla devam ediyor. Şimdi onu söyleyecektim. Yani e, sanıyorum ki e, yani seçmene e, işte yani oyni, oynamak kelimesi doğru değil ama hani sonuçta siyasiler hani oynarlar seçmenlere. Şimdi biz Pervin Buldan'a cevap vermesini beklerken e, ama bir taraftan da işte biz imara değil halka hizmet ediyoruz diye bir söylemle geliyor Ekrem İmamoğlu. Aslında Ekrem İmamoğlu'ndan başka söylemler de bekleniyor şu anda. Şimdi çok güzel bir noktaya geldim. Ee, Ekrem Bey bu HDP'li üç tane belediyeye kayyum atandığında hatırlarsan koşa koşa Diyarbakır'a gitti. Hatırlıyoruz değil mi? Sözde Batman'da bir düğüne gitmişti. Tamam eyvallah seçim dönemi söz vermiş bir gence gitmiş. Gidip başkanlara destek açıklamasında bulundu. Ve ne oldu? Orada Diyarbakır analarını ziyaret etmemişti. Bu çok tartışılmıştı hatırlarsa. Hatta bir de HDP'li belediye başkanına da Atatürk portresi götürmüştü. O portrenin akıbetini de ben şahsen çok merak ediyorum. Acaba o portreyi hediye ettiği HDP'li belediye başkanı makam adasına onu asmış mıdır? Onu da çok merak ediyorum o başka bir şey. Şimdi o zaman eleştirildi. Sen Diyarbakır'a kadar gittin ama orada evlatlarını örgütten isteyen anaların yanına gitmedin diye. Hı hı. Sonra derin bir sessizliğe büründü Ekrem hı hı. Bey. Hı hı. Barış Pınarı harekatı başladı. Hı hı. Bununla ilgili tek açıklama yok. Şimdi her konuda açıklama yapıyorsunuz. Aslında açıklama yapmaması normal. Ya sonuçta sen belediye başkanısın. Yani bir belediye başkanının açıklama normalde beklenmez. Tabii belediye başkanısın ama sen her konuda açıklama yapıyorsun. Yani gökte uçan kuşlara kadar bir fikrim var. Hı hı. Ee, Kayyum atanıyor oraya gidiyorsun. Değil mi? Evet. O zaman bir siyasi Ona bir, tavır alıyorsun. Ama ama Pervin Buldan'ın açıklaması direkt olarak Ekrem İmamoğlu'na bir gönderim. Çünkü diyor ki özellikle muhalefet belediye başkanları. Tabii, yani tabii, burada tabii. bir açıklama yapması lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, adayı ve belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun. Yani Pervin Buldan diyor ki sen istediğin kadar kafayı kuma göm yok say, orada bizim sahimizde oturuyorsun diyor. Dediği şey bu. Ona gerekçe olarak da HDP'nin İstanbul'daki 712 bin oyu var. Galiba son seçimde öyleydi. Eğer diyor bizim oyumuz olmasaydı diyor sen orayı alamayacaktın diyor. Ekran Bey de ne yapıyor? Zevair'i kurtarmaya çalışıyor işte. 2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen bir ormanı sanki yeniden açıyormuş gibi yapıyor. Yanına partisinin genel başkanı aslında ben Kemal Bey'in içine düşürüldüğü bu durumun da gerçekten üzüntü verici olduğu kanaatindeyim. 10 gün kadar önceydi Denizli'de bir park açılışına götürdüler. E, CHP'li belediye. Daha önce açılmış, AK Partili belediye açılmış bir parkı Kemal Bey'e yeniden açtırdılar. E şimdi burada bu kent ormanı olayı, 2012 yılında belediyeye tahsil edilmiş bir ormanı, siz gidiyorsunuz adamı açtırıyorsunuz. Yani e, ciddi bir sorun var ya ortada. Bir yönetim sorunu var. Yani bu o kadar net ki. Şimdi hani sen iç siyasi etki, etkilerini soruyorsun ya, evet Pervin Buldan'ın mesajı özelinde CHP'ye, kısmen İyi Parti'ye ama daha çok da Ekrem Bey Ekrem doğru çünkü İstanbul ne konuşuyoruz İstanbul konuşuyoruz değil mi zaten CHP de sürekli İstanbul söylüyor İstanbul'u aldık diyor İstanbul'u alan Türkiye'yi alır diyor ama bir taraftan da HDP diyor ki bizim sayemizde aldınız diyor ya bu çok önemli bir nokta ha bundan sonraki süreçte acaba CHP tabanından da yükselen tepkiler var bunlar bak onu da söyleyelim. Ekrem Bey'e kimsenin ulaşamadığı i̇yi, iyi, söyleniyor. İyi Parti'den de tepkiler var tabii, bu arada tabii. ittifak konusunda da bir takım sıkıntılar olabilir. Orada öyle hayır istihdam noktasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP tabanının ciddi tepkileri var. Yani, yani Ekrem Bey'e Ekrem Bey'e ulaşamadıklarını söylüyorlar. Hmm. İlçe başkanları, CHP örgütleri. Yine e, bu istihdam beklentilerinin karşılanmadığı söyleniyor. Hmm. E şimdi bu HDP de size herhalde bu desteği boşuna vermedi. Onların HDP üst yönetiminin beklentisi siyasi destekti. Onun yeri Ankara. Kısmen Ankara. Aslında Ekrem Bey'den ne bekliyorlar da. Bir de işin istihdam boyutu var. İşin belediyeye yakın, belediyede iş yapan müteahhitler boyutu var. Ekonomik boyutu var. Şimdi bunlar da karşılanmıyorsa, karşılanmayacaksa siz seyredin gümbürtüyü. Yani biraz o aşamaya geliyoruz. Yani balayı dönemi bitti, cicim ayları bitti. Bundan sonra daha böyle bu ittifakı oluşturan partilerin arasındaki sorunların gün yüzüne çıkacağı bir döneme doğru geliyoruz. Ekrem Bey'in şöyle bir özelliği var. Seçimi de böyle aldı. Olguları değil, algıyı yönetiyor. Algıyı yöneterek bir şekilde başarılı oldu. Ekibi bunu iyi yapıyor ama nereye kadar algıyla gideceksiniz? İşte bu da bir algı çalışması. Ne diyor? Güzel cümle. İmara değil, or yani, size halka açtık. Hakikaten güzel cümle. Biz diyor Şimdi imara açmıyoruz biz, diyor, halka açıyoruz diyor. İstanbul'u bekleyen çok büyük bir deprem var. Ee, ve bu bütün deprem bilimciler tarafından ısrarla altı çiziliyor. Ee, açıkçası insan da e, bir belediyeden, e, belediye başkanından depreme ilişkin bir takım. Yani acaba seçmen hakikaten ormanlık alanın açılması e, noktasını mı bekler? E, yoksa İstanbul'u bekleyen büyük tehlikeler var. Bu noktada e, açıklamaları olsa. Olsa, e, bu noktada çalışmalar olsa e, son derece e, iyi olur diye düşünüyorum ben. Yani seçmen bundan daha büyük memnuniyet duyar diye düşünüyorum. E yaptı o açıklamayı. Ne dedi? Aa. Eski dönemi suçladı. Bütün toplanma alanlarını dedi kapatmışlar dedi. Üstüne hı hı. bina dikmişler dedi. Onun da doğru olmadığı ortaya çıktı Hadi yalan demeyelim. Açıklandı. Hiç de öyle söyledikleri gibi toplanma alanı yok diye bir durum söz konusu değil. Ama icraat var mı? İcraat yok. Hep eskiyi suçla Algıyı yönet, sosyal medyadaki trollerle saldırıya geç ama iş yapma. Yani şu an İstanbul'un içinde bulunduğu durum maalesef bu. Ha bunun yerine ne yapılıyor? Ee, geçenlerde biri sosyal medyada yazmış ya sürekli dışarıda diyorlar e, Ekrem Bey diyorlar. Onu bile savunuyorlar diyorlar ki ya o seçim dönemi verdiği sözleri yerine getiriyor. Kardeşim 6 ay olmuş ya 6 ay olmuş. Yani siz hala seçim dönemi size oy verdiğin, destek verdiğini düşündüğünüz insanları Anadolu'da ziyaret ediyorsanız, sizin o zaman başka bir oyun planınız var demektir. Yani hmm. sizin gözünüzde, gönlünüzde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bir sonraki hedefinize ulaşmak için bir sıçrama tahtasıdır. Hmm. Bu Siz bunu gösteriyor. Bu ziyaretler bunu gösteriyor. Genel Başkanlığına oynadığını mı düşünüyorsunuz? Ben onun çok daha ötesini hedeflediği kanaatindeyim. Mesela yani o adayı olarak. Herhalde ona ona oynuyor. Için. Başka bir açıklaması yok. Yoksa Orada bir insan... İnce girer mi deri? şimdi biz Karşımızda gazeteci olunca, yani Barış Pınar harekatında ne bir baktık şey Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giriyoruz tabii gazeteci olunca daldan dala gidebiliyoruz. Böyle bir beklentiniz yani CHP içerisinde bir hareketlilik olur mu bir tarafta Şimdi, Muharrem İnce bir tarafta CHP'nin kurultayı var biliyorsun 2019 20 yılının başlarında kurultay süreci de önümüzdeki hafta başlıyor bir 10 güne kadar başlayacak. Yani burada Muharrem İnce son olarak katıldığı televizyon programında. Adaylık niyetini ilan etmişti hatırlarsan. Ekrem İmamoğlu'nun beyni diyebileceğimiz e, bir reklam ajansının sahibi Necati Özgen galiba. Evet. E, o bir tweet attı program devam ederken dün dünde kaldı cancağızım mekanın yeni sahibi var diye. Ya şimdi düşünebiliyor musunuz CHP gibi bir parti Cumhuriyet'le yaşıt e, Cumhuriyeti kuran partinin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına bir reklam ajansının sahibi karar verme yetkisini kendisinde görüyor. Mekanın diyor yeni sahibi var diyor. Muharremci de ekibi de sanıyorum ona bir cevap verdi. Necat Özgen daha önce CHP'yi icraya vermiş. Yani kendi almadadır. kendini ifade eden bir tweette de, de olamaz mı yani? Hani Twitter sosyal medya kişilik. Ama bakın kendisine siz ait. Ekrem İmamoğlu'nun e sadece sorgulama adına Hayır sorgulamak. Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasını yürüten e, ajansın çok sahibiyseniz. Başarılı olduğu ha? Değil mi? Yani ne diyorsunuz? Mekanın yeni sahibi yani CHP'nin sahibi benim diyor ya. Biziz diyor yani bizim diyor adayımız diyor. Ekrem İmamoğlu diyor. E şimdi Hı. bu partinin parti meclisi var. Kurultayı toplanıyor. meyakası var. Mevcut bir genel başkanı var. Seçim yok ortada. Daha evet, Cumhurbaşkanlığı abi. seçiminin üzerinden bir yıl geçmiş. Siz diyorsunuz ki dün dünde kaldı. Yeni bir sahibi var bu mekanın. Yani hmm. Muharrem İnce ile aralarında bir Savaş. çekişme olacağının işaretlerini veriyor zaten. Ha şu da var. Ee, bunu da buradan bir bilgi olarak aktaralım. CHP parti meclisinde sanıyorum e, Cumhurbaşkanı yetkisinin belirlenmesi artık tamamen parti meclisine devredildi CHP'de. Ee, bu da sanki Muharrem yönelik bir önlem olarak değerlendirilebilir. Yani önümüzdeki süreçte biz Cumhuriyet Halk Partisi çokça konuşacağız. Ee, yani öyle ya. çok kızıyorlar CHP'liler ama yani hareket de hiç bitmiyor CHP'de konuşulduğu zaman. <laughs> kızıyorlar evet. Yani evet. hatırlarsan bu hafta içerisinde de yine bir eski CHP milletvekili Genel Başkan Yılmaz Ateş'in bir açıklaması vardı. Bence tarihi önemli bir açıklamaydı. 2010 yılında Deniz Baykal'a yönelik o kaset komplosunun bir FETÖ organizasyonu olduğunu ve parti yönetiminin buna direnmediğini söyledi. Adamı linç ettiler. Sen nasıl olur da böyle bir şey söylersin diye. Bunu konuşanları da linç ediyorlar. Ya kardeşim adam bir şey söylüyor. Siz sabahtan akşama FETÖ'nün siyasi ayağı deyip duruyorsunuz. Eski genel başkan yardımcınız diyor ki burada FETÖ bize operasyon çekti. Bunun üzerine gitseydik kararlı dursaydık bunu yapamazdı diyor. E, siyasi ayak işte demek ki orada da mevcut. Bütün siyasi partilerde olduğu gibi. Üzerine gitmek yerine ne yaptılar? Adamı disipline verdiler. Kesin ihraç talebiyle disipline yolladılar. Evet son bir dakikamız ee, Toparlamanız gerekirse Zafer Bey e, Önümüzdeki hafta Türkiye'yi nasıl bir e, gündem bekliyor Bir gazeteci Ankara e, Kulisleri size çokça geliyor e, Nasıl değerlendiriyorsunuz Önümüzdeki hafta e, Dış siyasette Türkiye'de iş siyasette neler konuşulur Valla iki ana gündem var Bir tanesi bu Barış Pınarı Harekatı'nın yansımaları Ama o kısmen onun ateşi sönmeye başladı Ben bu Pervin Bulda'nın Yani e, bu açıklamasının e, muhalefet bloğuna e, üstü kapalı ava altından sopa göstermesinin bu önümüzdeki hafta siyasetin gündemini belirleyeceği kanaatindeyim. Evet. E, her ne kadar bunu sessiz kalarak geçiştirmeye çalışsalar da bu kamuoyunda çokça konuşulacaktır. Çünkü hı hı. bir kırılma noktasına geldiğimiz belli artık. Hı hı. Yani o ittifak gün yüzüne çıkmış. Bir taraf taleplerini, beklentilerinin karşılanmadığını belirterek tavır koyuyor. Hatta koymaları ister, beklenen tavır da şu. Yani siz diyor burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarafında olmayın. Bizim tarafımızda olun diyor. Türkiye'nin önceliklerini bir kenara bırakın. HDP'nin daha da üstünde PKK'nın talepleri neyse o doğrultuda siyaset üretin demeye getiriyor. E bunun da pratikte bir karşılığının olması büyük bir skandaldır. Bu siyasi partiler açısından da kabul edilebilir değildir. Tabanları açısından da kabul edilemez. Ne yapacaklar biz de merakla bekliyoruz, merakla göreceğiz. Şimdi Suriyeli mülteciler konusunu konuşamadık. Bir başka hafta inşallah konuşuruz. O da bir başlı başına bir... 30 e, bin kişi gitmiş bu arada Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra. Rakam 1 milyonun geri dönmesi zannediyorum. Valla Fuat Oktay'ın an... Cumhurbaşkanı Başkan Yardımcısının 2 milyon diye açıklaması 2 var. 2 milyon. Evet. Süremiz bitti. E, ama bunu biraz enine boyuna konuşmak lazım. E, Türkiye'de çünkü sokağa çıktığınız zaman şöyle bir mikrofon uzatsanız birçok kişi Suriyeli mülteciler konusunu gündemine taşıyor. Evet. Dolayısıyla siyasetin bu konuyu çok önemli bir şekilde takip etmesi lazım. Ki iktidar partisi de zaten güvenli bölgede bunun defalarca altını çizdi. Zafer Şahin çok teşekkür ediyorum. Yedinci günde güzel başlıkları aldık sizden. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum çok size. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler sizlere de çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta pazar saat 12'de bakalım ne konuşuyor olacağız. Çok güzel bir hafta sizleri bekliyor olsun diyelim efendim. Hoşçakalın.